Şimdi amaç da aynıydı burada birçok sunum yapan arkadaşın. Biz 3 Batı ahlak felsefesinde niyetin yer alıp almadığını, alıyorsa ne şekilde yer aldığını, niyetin ahlaki değerinin ne olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Yani birçok arkadaş da bunu yaptı. Niyet kavramı, evet, Brent Tano'nun Batı şeyine yeniden popüler kazandırdığı bir kavram. Brent Tano ve ondan sonra da Husserl niyeti, niyetselliği, intentionality, zihinsel olanın fiziksel olandan ayrımı için kullanılıyor. Ayırıcı özelliği, zihinsel olanın ayırıcı özelliği niyetsel olması. O da nedir? İşte zihnin bir gücü, şeylerin, niteliklerin ve olayların temsil edilmesini sağlar. Onlara karşılık gelir ve onlar hakkındadır. İşte aboutness, işte yönelmişlik Türkçe'ye diye çevirdiğimiz bir kavram. Ahlak kuramlarında niyetten söz ederken burada hep zaten geniş anlamda da eylem kuramı anlatıldı aslında. Burada çok çağdaş ahlak felsefesinde Donald Davidson'ın çok meşhur bir Action, Reason and Cause adlı bir meşhur makalesi vardır. Doğrudan da eylem kuramıyla ilişkilidir. Davidson bu makalesinde özetle insan eylemlerini istek ve inanç temelinde açıklar. Yani bir şeyi, ona da isteğe, demin de söylediğim gibi eğilim, arzu, heves, bilmem ne proatitüt der. Yani bir şeyi kalktım, gittim, su içtim. Bunu açıklamak için ne gerekli? Su içmek istedim. Peki niye belief, inanç gerekli? Çünkü suyun orada olduğuna inanıyordum. Bu bilişselliği ifade eder. Mutlaka bir eylemin açıklamasında buna rasyonel, akli açıklama ya da ussal açıklama diyoruz. Evet, Aristoteles o gaye kavramı çerçevesinde fiziksel olanı da insanın eylemlerini de aynı şeyle açıklıyor. Ama insana geldiğimizde eylemlerde orada da istek, attitude var, bir de inanç var. Ama diğer varlıklarda bu inanç, o bilişsel durum yok. Burada farklılaşıyor. Genelde eylem şeyleri bu. Davidson der ki bu bir nedensel açıklamadır. Çünkü neden kavramını iki şekilde kullanırız. İngilizce'de bir cause var, bir de reason var. Değil mi? Bir de akli neden, bir de cause, bildiğimiz işte bilardo toplarının fiziksel dünyada çarpışması gibi olan neden. Acaba soru, İnsan eylemlerinin açıklaması da böyle bir nedensel açıklamadır. Davidsoncu ve Aristotelesçi okuyuşta evet, nedensel açıklamadır. Ama nedensel açıklama olarak görmeyen şeyler de var. Wittgenstein bunlardan bir tanesidir. Bir eylemin açıklaması onun çeşitli ortamlarda betimlemesidir, tanımlanmasıdır der. O betimleme bir nedensel açıklama değildir. Çünkü bir eylem bir betimlemeye göre başka şey olur, başka bir şeye göre başka şey olur. Bu niyet içinde söz konusudur. Örneğin suyu içtin, bilerek mi içtin? Evet, niyetsel. Orucu bozdun? Hayır. Ama o betimlemeye göre niyetsel değil. Yani orucu aynı eylem, bakın aynı eylem, su içme eylemi. Bir betimlemeye göre niyetsel, bir başka betimlemeye göre niyetsel değil. Wittgenstein işte o açıklamayı o kültür çerçevesi içerisinde betimleme olarak verir. O bir nedensel açıklama değildir. Bu neden eylem kuramları ile ilgili. Şöyle de bir koyduk. Deneysel çalışmalarda da niyet kavramı kullanılıyor ya, araştırılıyor. Yani sosyal psikologlar ve literatürde baktığımda uygulamalı çalışmalarda niyetselliğin açıklama şeyi bu. İnanç var. Bakın burada da inanç var. İstek var. Niyet, niyetsellik, beceri var ve farkındalık da olması gerekiyor. Arkadaşımız bir konuşmada geçmişti, yani
irade ediyor ama yapamıyor. İşte burada belki işte beceri de olması gibi. Uygulamalı çalışmalarda niyetselliğin içerdiği unsurlar olarak bunlar çıkıyor. Sosyal psikolojik çalışma sadece bunu bilgi olarak vereyim diyeyim. Ondan sonra Aslan'ın Aristoteles'i ağırlıklı olarak anlatmak üzere biz bu şeyde 3 ahlak geleneğinde niyetsellik kavramı ne düzeydedir, nasıldır ona bakacağız. Evet. Şimdi 3 ahlak geleneği dediğimiz şey aslında klasik olarak ahlak teorileri, ahlak kuramları olarak bildiğiniz kuramlar. Genel olarak biz felsefe tarihinin çoğunu, daha doğrusu modern ahlak felsefesi tarihinin çoğunu hani faydacılarla, Kantçılar, deontologlarla, utilitarianlar arasında bir çatışma görürüz. Erdem ahlakçılar, üçüncü kuramımız daha modern dönemde bunlara alternatif bir teori gibi çıkmış oluyor ama erdem ahlakının kökeninde biz Aristoteles'te buluyoruz. Aslında modern teori diye önümüze çıkan şey gelenekte baktığımızda en başta bize sunulan şey olarak karşımızda duruyor. Şu şekilde o üç ahlak geleneğini çizmeye çalıştık. Aristoteles, Kant ve Bentham'ın çerçevesinde genelde bunlar veriliyor. Birisi eylem min değeri, ahlaki değeri söz konusu olduğunda özellikle erdem ahlakı eyleyen temelli bir bakış açısı ortaya koyuyor. Ödev ahlakı ve faydacı ahlak dediğimiz kuramlar ise eylem temelli bir bakış açısı koyuyor. Ahlaki değerlendirme, ahlakın eylemin değeri konusunda. Burada da karakter, niyet ve sonuç odak kavramları olarak karşımıza çıkıyor. Erdem ahlakı genelde en temel soru olarak nasıl bir insan olmalıyım sorusunu ön plana çıkarırken İşte biraz önce söylediğim sebeplerden dolayı diğer iki kuram, ödev ve faydacı ahlak, nasıl eylemde bulunmalıyım sorusunu ön plana çıkarıyorlar. Bu üç yaklaşımda Sedat Hoca'nın söylediği gibi niyet ve niyetsellik nerede dediğimiz zaman Aristoteles'e baktığımızda aslında metinlere baktığınızda Aristoteles'te intention ya da intentionality kavramını bulamazsınız. Biraz önce arkadaş buldu, proheresis kavramı. O yalnız rasyonel seçim ya da rasyonel choice diye çevrilen metinlerde kavram. Tam bu bizim bugün kastettiğimiz anlamda intentionality değil. Niyet ve niyetsellik kavramları doğrudan Aristoteles'te yok. Niyetsellik kuramı yok. Böyle bir amacı yok ortaya koymak. Tek bir istisna var. Metinleri tekrar buraya gelmeden önce baktığınızda retorikte Hatip'in karakterinden söz ederken niyeti zorunlu bir koşul olarak ortaya koyduğu bir istisna. Şöyle diyor, Hatip'in karakterinde güven esinleyen üç şey vardır. Bizi bir şeye inandıran üç şey. Sağduyu, iyi ahlaki karakter ve iyi niyet. Niyet kavramını anlamamız onun en yakın ve onun ahlaki değerini yükleyebileceğimiz kavramsal ayrım nerededir diye baktığımızda Nikomakos'ta etikte İsteyerek ve istemeyerek yapılan eylemler arasındaki tartışmada ortaya çıktığını görüyoruz. Aristoteles etinde niyetselliğin yerini iki şekilde bunların aldığı, yani iki şekilde ortaya çıktığını görürüz. Birincisi, ereksel holistik çıkarımlar yoluyla niyetsellik ortaya çıkar ki belki buna tümel demiştiniz değil mi? Evet, tümele yakın bir şey. Evet. Genelde holistik ya da bu da bizim adlandırmamız evet. Yani. İkincisi ise Aristoteles'in erdem ve duygu çözümlemelerine baktığınız zaman burada erdemlerin de niyetsel olduğu sonucu çıkıyor. Şimdi bunlara bakmaya çalışacağız. Özellikle isteyerek ve istemeyerek yapılan eylemlere baktığımızda bilgisizlikten dolayı yapılanları istemeyerek yapılan eylemler arasında sayıyor. Ama burada öyle bir ince ayrım yapıyor ki bilgisizlikten dolayı yapıp da yaptığından pişman olanlar için istemeyerek yaptı diyor. Pişman olmayanlar için ise isteyerek yapmadı dememizin daha uygun olduğunu söylüyor. Yani orada bir niyeti yakalayabileceğimiz bir vurgu yapıyor.
Niyetin iki şekilde olduğunu söyledik. Holistik bütüncül yaklaşıma baktığımız zaman şeyi hatırlamamız gerekiyor, bunu anlamamız için. Nasıl bir kişi olmalıyım, nasıl bir insan olmalıyım sorusu, ahlakın temel sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Bu soruyu yanıtlarken de hayatın tümünü kapsayan bir amaç ve niyeti, niyet çerçevesinde yanıtlıyor. Burada bir alıntı yaptık. Kendisi için aranan, başka bir şey için aranandan, hiçbir zaman başka bir şey için tercih edilmeyen de, hem kendileri için hem de onun için tercih edilenler de daha amaçtır diyoruz. Hiçbir zaman bir başka şey için tercih edilmeyip hep kendisi için tercih edilene ise sadece kendisi için amaçtır diyoruz. En çok mutluluğun böyle bir şey olduğu düşünülüyor. Çünkü onu hiçbir zaman başka bir şey için değil, hep kendisi için tercih ediyoruz. Ama onuru, hazzı, usu ve her erdemi hem kendileri için tercih ediyoruz. Çünkü hiçbir yere götürmese bile onların her birini yine tercih ederdik. Hem de mutluluk uğruna onların aracılığıyla mutlu olacağımızı düşündüğümüz için tercih ediyoruz. Oysa hiç kimse mutluluğu onlar uğruna ya da genel olarak başka bir şey uğruna tercih etmiyor. Şimdi burada Aristoteles etiğine baktığımızda temelde bir mutluluk etiği olduğu daha önceden söyledi. Erdemler ile mutluluk arasında doğrudan amaçsal bir ilişki olduğunu görüyoruz. Erdemlerin nihai amacı kendinde değeri olan mutluluğu ve mutlu bir hayatı sağlamaktır. Yalnız Aristoteles'te mutluluk anlık bir şey değildir. Episodik, anlık bir haz, neşe, duygu durumu değildir. Mutlu bir hayatla kastı ya da mutlulukla kastı hayatın tümüdür. Hayatın tümünü yaşamadığınız sürece onun işte holistik dediğimiz yönü bu. Onun mutluluk dediğimiz yönünü anlayamazsınız. Eğer mutluluk bir gaye ise, erekse Nikomakos etiğinin başında koyduğu gibi, bu gaye, bu ereğe yönelik bir niyetiniz olmalı. Bu da holistik bir niyet, bütüncül bir niyet olmalı. Şunu kendisine soruyor, o halde gelişi güzel bir süre için değil, yaşam boyu amacını kendinde taşıyan, erdeme göre etkinlikte bulunan ve dış iyilere de yeterince sahip olan kişiyi mutlu dememize engel olan bir şey var mı? Bunun için hiçbir engel yok çünkü Aristoteles bir insana mutlu diyebilmek için hem erdemin tamı hem de yaşamın tamı gerekli diye düşünüyor. Özellikle vurguluyor, erdemin tamı ve yaşamın tamı olduğu sürece biz mutlu olabiliyoruz. Mutluluk ve erdem ile arasındaki ilişki yine demek ki aradığımız şey mutlu bir kişide bulunacak ve o yaşam boyu böyle olacak. Hep ve herkesten çok erdeme uygun olan şeyleri yapacak ve görecek. Talihin cilvelerinde de en iyi ve en uygun şekilde katlanacak. Gerçekten iyi, pürüzsüz, dört dörtlük bir kişi olacak. İkinci bir nokta niyetselliği çıkaracağımız, bunu biraz daha özetlemeye çalışarak koyduk. Ahlakta doğrudan niyet ve niyetsellikten söz etmese de onu erdem tanımından ve duygu kuramlarından ahlakta niyetselliğe yer verdiğini çıkarabiliyoruz Aristoteles'in. Bu çıkarımı formüle ettiğimizde şu karşımıza çıkıyor. Erdem iki aşırı uç arasında olan ortadır. Hepiniz erdem tanımlarından bunu biliyorsunuz. Erdem duygu içerir. Erdem duyguda da orta olma durumudur. Tüm duygular niyetseldir. Öyleyse erdemler de niyetseldir. Aristoteles'e göre erdem tercihlere ilişkin bir huy, akıl tarafından ve aklı başında insanın belirleyeceğiyle belirlenen, bizle ilgili olarak orta olanda bulunma huyudur. Bu Aristoteles'in tanımı. Bu tanımda erdemin bir huy olduğu açıkça belirtilmektedir. Ona göre erdem hem isteyerek yapılan bir eylem olacak hem de bir seçimle ortaya çıkacak. Sıra tercih ele almaya geldi çünkü erdemle çok yakın ilişkili olduğu ve karakter konusunda eylemlerden daha çok yargıya varmaya yardımcı olduğu düşünülür, diyor Aristoteles. Tercih isteyerek yapılan bir şey gibi görünüyor ama aynı şey değil. İsteyerek yapılan daha kapsamlı, nitekim isteyerek eylemde bulunma çocuklarla, hayvanlarda da görülür ama tercih görülmez diyor. Aristoteles bu orta yol olma durumunun erdemin duygusunda da bir orta olma durumu olduğunu birçok yerde belirtiyor. O halde karakter erdeminin orta olma olduğu ve ne şekilde orta olduğu, biri aşırılık, öteki eksiklik olan iki kötülüğün ortası olduğu,
etkilerinde ve eylemlerde ortaya hedef edilmekle böyle olduğu yeterince belirtilmiş oldu. Erdem'in duygulanımlarla ve eylemlerle ilgili olduğuna ve isteyerek yapılanlarda övgüler ile yergiler, istemeyerek yapılanlarda ise bağışlama, hatta kimi kez acıma söz konusu olduğuna bakılırsa, isteyerek ve istemeyerek yapılanını belirlemek Erdem konusunda araştırma yapanlar için herhalde gereklidir. Yasa koyanlar için ödüllendirme ve ceza verme konusunda yararlıdır diye belirtiyor. Şimdi Erdem Aristoteles etiğinde bir karakter niteliği olarak karşımıza çıkıyor. Hazlarla ve acılarla ilgili bir orta yol olarak çıkıyor. Özellikle Eudomenia etikte bunu şu şekilde belirtiyor. Madem karakter Erdem'in kendisi bir orta olmadır ve bütünüyle hazlarla, acılarla ilgilidir. Kötülük ise Erdem'in de ilgili olduğu şeylerdeki aşırılıkta ve eksikliktedir. Karakter Erdem'i hoşlanmakta ya da acı duymakla, karakterce nasıl olduğuna onlara göre söylenen hoş şeylerde ve acı veren şeylerde bize bağlı bir orta olmayı seçen huydur, bu zorunlu. Aristoteles etiğinde erdemlerin duygu ve etkilenim içerdiğini gösterdikten sonra sıra erdemlerin niyetselliğini kanıtlamaya geldi. Bunun için Aristoteles'in Retorik adlı eserine başvuracağız. Retorikte duyguları tanımlarken öfke, korku, küçümseme, garez, küstahlık, dostluk ve düşmanlık gibi çeşitli duyguları anlatırken bu duyguların her zaman bir şey hakkında, bir şeye yönelmiş olduklarından söz eder. Ona göre duygunun nesnesinden ya da yöneldiği şeyden söz etmeden bir duygu tanımı vermek mümkün değildir. Örneğin öfkeyi örnek vermiş. Öfke bir insanın kendisiyle ya da arkadaşlarıyla ilgili şeye haksız yere yöneltilmiş apaçık bir saygısızlıktan dolayı apaçık bir öç almaya acı eşiğinde bir dürtü olarak tanımlanabilir. Eğer öfkenin uygun bir tanımıysa bu her zaman genel olarak bir insana değil, belli bir kişiye, örneğin Kleon'a karşı hissedilmiş olması gerekir. Yani öfke dediğimiz şey belli bir kişiye yönelmiş, belli bir kişi hakkındadır. İşte duygu örneklerine baktığınızda ama duygu tanımlarının hepsinin yönelmişliğini görüyorsunuz. Dolayısıyla Aristoteles'in bilişsel, duyusal duygu kuramında niyetsellik ön plandadır. Bu şu demektir, aynı zamanda erdem anlayışında niyetsellik ön plandadır. Çünkü erdemler duygusuz olmaz. Kendisi niyetten bahsetmemiş olsa bile erdem kuramı niyet üstüne temellenmiş görünüyor. Diğer kuramlara Sedat Hoca devam edecek. Kantçı ve faydacı kuramlara. Evet, şey değilse, biraz hızlı gittim kusura bakmayın. Tamam. Yani iki çıkarsamalı Aristoteles'te özetle erdem olduğunu yapmaya çalıştık. Birisi ereksel bütüncü, ikincisi de erdem duyguda da orta olma durumudur. Peki duyguyla yönelmişlik var mı? Evet, Aslan'ın belirttiği gibi. Öyleyse erdemlerde de yönelmişlik var. Bu çıkarsamalı bir... Peki Kant'a dediğimiz gibi demin de belirttim. Yani kançı ahlak dediğimizde hemen iyi niyet ahlakı gelir ama iyi niyetten de çok da fazla söz etmiyor sözcük olarak. Ahlak metafizinin temellendirmesinde zaten şöyle başlıyor. Bu bize anahtar şey. Dünyada, dünyanın dışında bile iyi bir istemeden başka kayıtsız şartsız iyi sayılabilecek hiçbir şey düşünülemez. Demin sordun ya, nedir şeyi? Bu. Yani iyi istemem. İşte niyetten söz ettiği yerler çok az yerler ama ahlak yasasına tam olarak uygun bir niyetin değeri sonsuzdur. Bu işte ödevden dolayı ahlaki eylemden söz ederken de budur. İşte bakkal örneğini, hani bir bakkalın kimseyi aldatmaması, evet ödevi uygundur ama akıllı bir bakkal da der bunu yapmaz. Ondan bir çocuk da alışverişse aynı fiyatı uygular. Bir yabancı da çünkü çıkarı öyle gerekliyordur. Dolayısıyla burada niyetle ahlak yasasına uyma birbirine karışmıştır. Belki buna Kant şeyinde melez eylemler diyebiliriz. Kant'a bunun da halis değeri yoktur. Ya sırf ödevden dolayı olmalıdır. Niyet, bakkalın niyeti öyle olmalıdır der. Ahlaksal niyet, ahlaksal niyetin
istemeye ahlak yasasına bağlılığının da zorunlu olarak olduğunu söylüyor. Ahlaksal niyet istemenin dolayısız olarak yasa aracılığıyla belirlenmesi bilincine zorunlu olarak bağlıdır der. Bunu birkaç yerde söz etse de böyle bir metin bulabiliyoruz. Peki Kant'ta niyet nedir? Soru. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz. Bir, niyetin biçimsel koşulu. İki, niyetin içeriği. Niyetin biçimsel koşulunu bize veren bir alıntı var pratik aklın eleştirisinde. Diyor ki insanın üzerinde bulunduğu ahlak basamağı ahlak yasasına saygıdır. Bu yasaya onun uymasını sağlayan niyet serbestçe oluşmuş bir eğilimden dolayı ve ne şekilde olursa olsun buyurulmamış, kendiliğinden gelişen bir çabayla uyma niyeti değil, yasaya ödevden dolayı uyma niyetidir ve insanın her defasında içinde bulunabileceği ahlaksal durum erdemdir. Yani çatışma halindeki ahlaksal niyettir. İstemenin niyetlerinde tam bir saflığa sahip olması olduğu sanılan kutsallık değildir. Burada birçok şey söylüyor. Ne söylüyor? Öyleyse yani biçimsel koşulları nedir bu paragraftan çıkan? Bir defa niyet yasaya ödevden dolayı uyma niyeti olmalı. İkinci olarak her ahlaki eylem öncesinde var olmalı. Her ahlaki eylem öncesinde var olmalı. Hani bu çalıştığın şeyini uygun örnek olsun diye bazı ibadetlerde niyet farzdır değil mi? Evet. Öyle değil mi? Ama şöyle farzı şöyle getiremiyorsun. Namazda farz değil mi? Yani ya abdest almaya gittim. Camiye girdim. Tamam niyetin belli. Ama bu onu sağlamıyor. Kant'ta da böyle. Her eylem öncesinde o niyeti yapacaksın yani. Kant'ı belki de ayrı kılan şey bu. Nasıl namaza durduysan, niyet yapacaksan, burada da eylemden önce bunu yapacaksın. Onun içindir ki işte niyetin içeriğini veren maksim özneldir. Sen kendin onu her eylemde hissedeceksin. Öznel. Ama bir yandan maksim de nesneldir. Çünkü evrensel ahlak yasasını ifade eder. İçerik olarak özneldir, yasa olarak, ama her bireyin kendisinin o maksimi her eylem öncesinde hissetmesi gerektiğinden dolayı özneldir. Her ahlak eylem öncesinde var olmalı. İnsanda bir çatışma durumu sonucu oluşmalı. Bu Kant okuyuşlarında ortaya çıkan bir şey. Kant için mesela diyelim ki bir ahlaki eylem için ahlak yasası diyor ki bunu yap. Peki aynı zamanda senin arzun isteğin de diyorsa ki bunu yap. Ne olacak bu? Ha, Kant için bunlar pek halis değil. Orada der karışmış bunlar. Yani deneysel olandan bir şey karışmış. Ya nasıl olacak? Hiçbir şekilde karışmayacak. Deneysel olandan, duygudan, istekten, arzudan bilmem ne. Peki bu en iyi nasıl olur? En iyi ne zaman ki senin ahlak yasan diyor ki bunu yap, motivinde diyor ki yapma, bu çatışma sonucunda ahlak yasan üstün geliyorsa, ha o zaman diyor en halis eylem budur diyor. O intihar örneği bunu açıklar. Yani senin eğiliminden dolayı, hayatta bıkmandan dolayı intihar etmeyi arzu ediyorsun. Ama bu arzuna rağmen yine de ödevindir yaşamak, böyle diyorsan, evet, o zaman ahlak yasasına uygun halis bir eylem. Bir de buyurulmuş bir niyet olmamalı. Neden? Çünkü onu heteronomus yapar. Kendi özelliğiyle çıkarması ve alışkanlıktan gelen bir şey de olmayacak. Aristoteles'ten farkı da bu yani. Çünkü alışkanlık girince özellik özgürlük de gidiyor. O zaman peki içeriği ne? Ahlak yani Kant'ta niyetin içeriği. Niyetin içeriği de maksim yani. Nasıl niyet edeceğiz? Yani Kant'ta nasıl?
eylemin maksimi sanki senin de istemenle genel bir doğa yasasıcı olacakmış gibi eylemde bulun. Her eylem öncesinde bunu niyet edeceğiz. Kant'a biliyorsunuz maksimin iki formülasyonu var. İkincisi de her defasında insanlığa kendi kişisinde olduğu kadar başka herkesin kişisinde de sırf araç olarak değil aynı zamanda amaç olarak davranacak biçimde eylemde bulun. Dolayısıyla Kant'a maksim koşulları ve içeriği kanaatimce budur. Peki faydacılığa geldiğinde faydacılıkta aslında niyeti bulmak o kadar kolay değil. Hem zorluk var hem kolaylık. Kolay tarafı bir şu ki Betham, Jeremy Betham Principles of Morals'da niyet kavramına doğrudan bölüm ayırıyor. Niyet, motiv vesaire bu kitabının önemli bir şeyi burada. Ama o da ahlaki açıdan değerlendirmiyor. Yani aradığımız soruya niyet bir ahlaki eylemin değerine ne kadar sorusunu cevaplamıyor. Genel eylem kuramı içerisinde niyeti bize anlatıyor buna rağmen. Yani Mill'in yaptığı, Mill zaten hiçbir şekilde söz etmiyor. Niyet şeyinden birazdan göreceğiz. Niyeti değerini sıfırlayan sözleri de var orada. Ne yapıyor zaten Utilitarian adlı, Faydacılık adlı kitabında? Faydacılığı eleştirilere karşı savunuyor. Bir de onun temelini kurmaya çalışıyor. Onu da yaparken genel şeyde. Demin dedim ya Mill'de yok. Hatta şöyle bir alıntıya bakalım. Şimdi hem Aristoteles'in etikte hem de Kant'ın etikte çelişen. Ne diyor? Ahlakın vazifesi ödevlerimizin neler olduğunu ve hiç olmazsa onları nasıl tanıyabileceğimizi göstermektir. Fakat hiçbir ahlak sistemi bütün yaptıklarımızın sebeplerinin bir vazife duygusu olmasını istemez. Bu doğru, tamam. Bütün bakın eylemlerimiz. Tersine olarak yaptıklarımızın %99'u diğer güdülere göre yapılmıştır. Yani ahlak alanının dışındadır. Bu normal. Yani. Ama şurada faydacılığa hücum için böyle bir alana yerleşmek haksız bir görüşü ele almak demektir. Çünkü şurası önemli. Faydacılık ahlakçıları da diğer ahlakçılar gibi güdülerin, hareketlerin ahlaklılığı ile hiçbir münasebeti olmayıp daha ziyade yapanın meziyetiyle ilgili olduğunu tasdik ederler. Boğulmak üzere olan birini kurtaran kimse bu işi gerek vazife duygusuyla gerek mükafat umuduyla yapsın, ahlakça iyi bir iş yapmıştır. Yani motivin ahlaki eylemde hiçbir değerinin olmadığını bize söyleyen, ki burada yanlış okuma da hiçbir ahlak kuramı diyor. Yani oysa ki yani Aristotelesçi ve Kantçı şey bunu söyler. Mill'e göre Aristoteles'i şeye göre karşı olan bir alıntı da bu, çelişen. Hiçbir ahlak sistemi bir hareketin iyi veya fena olduğuna, onu yapan kimsenin iyi veya fena olduğuna göre hükmetmez. Oysa ki Aristoteles'i erdem ahlakı karaktere bakar. Yani eylem karakterden dolayı mı yapılmış, bu eylemin değerini belirleyen bir şeydir. Bu incelemeler diyor şahısların kıymetlerini takdire yarar, sadece hareketlerin değerini takdir edemez. Yani ahlaki eylemin ahlaki değerini bir şey katmaz diyor. Oysa ki erdem ahlakı açısından karakterin niteliği, varlığı eylemin ahlaki değerini belirleyen bir şeydir ki bu da Aristoteles'i şeydir. Bentham'a gelince, demin de söylediğim gibi yani Brentano Husserl'den önce niyet ve niyetsellik konusunda etraflıca düşünen filozoflardan biridir. Principle of Morals ve Legislation'de bu bölümler var. Şöyle ayrımlar yapıyor. Mesela eylemin niyet veya irade dediği buna iki şekilde söz konusu olabilir. Eylemin kendisi şey olabilir, yani niyet niyetsel olabilir. Eylemin sonuçları da niyetsel olabilir. Bu ayrımda eğer niyet eylemin kendisiyle ilgili ise, o zaman eylemin kendisi sonucu ile ilgili ise
sonucu niyetseldir. Eylemin sonuçları niyetsel olmadan eylemin kendisi niyetsel olabilir. Örnekler veriyor, ona girmiyorum. Yani bir insanı vurmaya çalışıyorsun, araya birisi giriyor, onun aracılığıyla vuruyorsun. Sonucu niyetsel olmuyor ama eylemin kendisi niyetsel diyor mesela. Eylemin bütününce niyetsel olunmadan eylemin sonuçları da niyetsel olabilir. Yani bir işe başladın, niyetin farklıydı ama ortasında ve şeyinde bir başka bir şey yaptın niyetsel. Ancak diyor, burası belki işimize yarar. Ancak eylemin kendisinin, en azından eylemin ilk aşamasında niyetsel olmadan eylemin sonuçları niyetsel olamaz. Yani eylemin kendisi ilk aşamada niyetsel olmadan eylemin sonuçları niyetsel olamaz. Eğer eylemin kendisi ilk aşamada niyetsel değilse bu zaten senin eylemin değildir. Dolayısıyla senin indinde sonuç doğuracak bir niyet yoktur diyor. Buradan belki şunu çıkarabiliriz. Eylem kuramı açısından konuşuyor bunlar. Ahlak kuramı açısından konuşmuyor. Yani faydacılık açısından da en fazla sayıdaki insanın en fazla mutluluğunu niyet ederek eylemde bulunan insan en başta böyle bir niyet de bulunuyorsa eyleminin sonuçları da niyetsel olabilir. Dolayısıyla Betham'ın kuramı çerçevesinde her eylemin sonucunun bize ait olması için başta niyetsel olması gerekir. Ancak burada demin de söylediğiniz gibi her ahlaki eylem olma açısından bir niyet taşır ve niyetseldir. Peki bir niyetin niyet olarak bir ahlaki değeri var mıdır? Bunu Betham'da ve Mill'de bulamıyoruz. Genel ahlak kuramlarında var. Ama yani iki farklı okuma yapıyorum. Birazdan bir problem daha dile getireceğim. Bir faydacı ahlak da niyete duyarsız kalamaz. Neden kalamaz? Çünkü bir faydacı eylemde bulunurken tıpkı bir hesap makinesi gibi alternatifler arasından en fazla yararı ve en az zararı olanı düşünerek eylemde bulunmak zorundadır. Yani bütün alternatifleri düşüneceksin. Dolayısıyla eylem faydacılığında bile faydayı ölçen salt eylem sonrası bir ölçüm değil. Yani eylemi yaptık ondan sonra ne faydası değil. Yani eylem faydacı, kural faydacılar var ama eylem faydacı açısından en azından önceden her şeyi hesap edeceksin ve öyle eylemde bulunacaksın. Eğer öyle olsaydı insanlar amaçsız bireyler olarak görülürdü ve bir ahlaki topluluk ortaya çıkmazdı. Yani eylemi yaptım ondan sonra bakalım ne fayda sağlıyor. Böyle bir şey olamaz bir ahlak kuramı olabilmesi için. Dolayısıyla hesap edeceksin ve ona niyet edeceksin, öyle eylemde bulunacaksın. Sonuç olarak faydacılık açısından söz edersek genel olarak ahlak kendi başına yaşayan insanlar için bir değer değildir. Ve ahlakta özne arası önemlidir. Bir ahlaki topluluğun olabilmesi için sadece bireylerin bir niyet taşıması yeterli değildir. Aynı zamanda bu ahlaki niyetin karşılıklı olarak da biliniyor olması gerekir. Niyetin varlığı ve bilinirliği, bu genel bir çıkarımımızdır, aleniliği ahlaki güven verir. Yani niyetin bilinir olması, bu da bir ahlaki topluluk oluşturması için de son derece önemlidir. Yani niyeti biz böyle kendi başında, şeyin dediği gibi ruhun kendi yalnızlığında bir şey olarak aramıyoruz. Yani ahlak yaşanan bir şeydir. Dolayısıyla bir ahlaki topluluğun oluşabilmesi için insanların hangi niyetten dolayı eylemde bulunduklarının bir şekilde biliniyor olması, bu bir güven sağlar ve ahlaki topluluk oluşması için de önemlidir. Bu da bir anlamda özneler arasılığı gerektiren bir husustur. Bu şeyi yaparken belki bu niyet kavramını çalıştığı için bir daha bakınca onunla ilgili bir double effect problemi var. Yani çifte etki problemi bu.
Thomas Aquinas'tan biri bilinen. Yani bir eylemin her zaman yan etkileri de var. Değil mi? Yani. Şimdi ahlaki değeri açısından bir eylemin niyetimiz eylemin ana nedenine yönelik olarak olmalı. Ama yan etkileri de olabilir. Yan etkilerini öngörmemiz gerekir, düşünmemiz gerekir. Bu yan etkilerine yönelik niyetsel olmamamız lazım. Amacımız yani bu yan etkileri sağlamak değil. Bunu savaş ahlakında uygulayabilirsiniz. Tartışmalarda, literatürde kürtaj konusunda uygulanıyor. Yani annenin sağlığı için çocuğu almak ama bir yandan da cenine zarar vermek. O yan etkisi. Kaçınılmaz olarak diyelim ki ana şey bu. Yan etkisi. Şimdi bunu neden düşündüm? Bu ayrı bir problem de. Faydacının durumu burada ne olurdu böyle bir testte? Neyi kastediyorum? Yani bu double effect şeyi bize diyor ki niyetin ana niyetin yani ona yönelmiş olman lazım ama yan etkileri de onlara niyetlenmiş olmaman lazım. O zaman eylemin asıl niyeti o olur. Ya onları da öngörmen gerekir. Yani ben şunu yaptım ama yapmak niyetim bu. Örneğin birisini kurtarmaya çalışırken zarar vermiş olabilirsiniz. Şimdi faydacı burada şunu düşünüyorum. Faydacı için burada ana niyet, yan etki diye bir ayrım yok aslında. Niye yok? Çünkü faydacı bize diyor ki eylemde bulunmadan önce bütün etkilerini hesap et. Hesap et. Dolayısıyla faydacı için ana niyetle yan öngörü aynı kategoridedir çıkıyor. Yani hepsindedir. Böyle bir dolayısıyla sanki bu testten, bu double effect testinden geçmez gibi sonradan aklıma gelen bir şey onun üzerinde düşünülebilir. Evet, bizim söyleyeceklerimiz ana çerçeveyle bir düz bir okumayla bu. Teşekkür ederiz. Hocam biz teşekkür ederiz. Acaba buyurun arkadaşlar. Evet, herkes iyi oldu. Sersem sunumu oldu şu bağlamda. Niyet ve niyetselliği bir araya almışsınız sunumda. Ben onun arka planındaki zihinsel kurgunuzu çok merak ediyorum hocam. Yani mesela o irtibatı biraz daha açıklayabilir misiniz? Yani niyet ve niyetselliği nasıl birbirinden ayırıyorsunuz ve bağlıyorsunuz şey açısından. Yani kavram olarak değil de ben ahlak konularını çok bilmediğim için ahlaki tartışmalar bağlamında ne tür yansımaları var? İkisinin tartışma alanları nerelerde kesişiyor? Yani bu sunumun bağlamında bir şey değil, benim sadece sunumun arka planını anlamamla ilgili sorduğum şey. O yüzden çok detaylı cevap vermeyebilirsiniz. Ama ben merak ettim sadece. İlginç geldi. Yani eğer detayını söyleyebilirsiniz Niyetle niyetselliğin arasında çok bir ayrım yok. Yani Brentano'nun kullandığı anlamda niyetsellik bir eylemin niyetsel olma durumunu gösteren şeydir. Şeyi bağlıyor musunuz o zaman hocam? Brentano'nun estetik ve hükümle ilgili söylediği şeyleri de bu bağlamda bilmiyorum o dediğiniz bir şey. Yani o dediğiniz şey bilmiyorum. Bu yani mesele baktığında da duygu kuramlarına baktığında çağdaş oradaki mesela duyguların niyetsel olması tartışmasıdır ya da bazı sanat şeylerinde Brentano'nun estetikle ilgili görüşleri tartışıldığında yani niyet sadece ahlaki bir kavram değil ki. Sanatta da yaratıma yönelik niyet olabilir. Onun da estetik değeri vardır. Zaten sorun eğer niyet yani değerle ilgili. Değerler de sadece ahlaki değerler değil. Aksiyolojik
tüm değerler, bu estetik bir değer olabilir, ahlaki bir değer olabilir. Daha çok niyetsellik hocam. Niyet, mesela şu sunumda niyetselliği çıkarsanız, niyet sunumu olarak da aslında şablon çok güzel oturuyor. O anlamda hani arada niyetsellikle eklemek istediğiniz ekstra bir boyut var mı, onu anlamak istiyorum ben. Hani onun belki, ben mesela Aristo'da vesaire bu kavram kendinde olmadığı için belki de şunu eklemek istediniz. Bir de niyetsellik üzerinden de bakayım. Belki bu hani o bir genişleme maksadıyla mı onu eklediniz mesela? Yok. Temeli, yani mesela temellendirme dediğimiz ya da gerekçelendirme dediğimiz, şimdi Aristoteles'te niyet vardır deyip geçemiyorsun. Yani o niyeti nereden çıkartıyorsun? Mesela duygu tanımlarından çıkartıyorsun. Erdem duygu ilişkisinden çıkartıyorsun. Bunun insanlık, yani Aristoteles'in insanlık olduğunu söylüyor. Aristoteles dedi, orada bizim bugün çağdaş okumada niyetsellik kuramları çerçevesinde okuduğumuz, mesela duygular, duygu felsefesini açtığın zaman ilk şeylerden bilişselci kuram, davranışçı kuram ya da duyusalcı kuramlarla karşılaşırsın. Mesela bilişselciler duyguların niyetsel olduğunu, yargılara dayandığını söyler ve niyetsellikle oradaki duygu anlayışını temellendirir. Şimdi Aristoteles'in metnine baktığın zaman sadece intention diyemezsin. Yani niyetseldirler ve niyetsellik kuramı çerçevesinde temellendirmeleri gerekir. Çünkü çağdaş duygu kuramı ya da çağdaş intentionality kuramlarından açılış yaparak metinleri yeniden okuyoruz. İşte oradaki, yoksa Aristoteles demiyor ki ben bilişselci ve duyusalcı duygu kuramını ya da duygularda intention olduğunu savunuyorum demiyor. Kendisinin derdi öyle bir şey değil. Benim derdim en azından temellendirme ve gerekçelendirme. Sadece niyet olabilirdi ama temelsiz olurdu. Yani gerekçelendirmesine ve temelini koyamazdı. Ama genelde konuştuğumuz hep eylemin niyetselliği. Değil mi? Zihnimdeki niyetsellik çok farklı bir şey. Yüzden... Mesela açın. Açayım mı? Hı hı. Tamam. Şöyle. Onu da atırsam ben bunu tanıyacağım. Yok, tamam. Şöyle. Yani niyetsellik tartışmalarına daha çok bilgim o zeminde olduğu için. Zihin felsefesi ve bağlamında, hani varlık tartışmaları bağlamında, biraz mantık, ontoloji mantığın birleştiği bağlamdaki yansımalarını gördüğüm için niyet anlamı ya da işte yönelme anlamını hasırlı çok bilmiyorum ama Breitman üzerinden genel gelenekte çok üzerine durulmadığını fark ettiğim için aslında şey. Yani sanki niyetsellik, yani niyetsellik içerisinde niyet ve niyetselliği olan bir şey. Fakat onun altında, yani şöyle, mesela ben sevgimin de niyetselliğinden bahsedebilirim. İşte yani daha değer ifade eden ya da zihinsel hallerin de içeriğini, yani daha çok hani üçlü bir ayrımı var ya, bir içerik, bir nesnellik, yani dışsal bir şeyi var. Yöneldiği şey. Bir de şey, o içerikle birlikte gelen içsellik hali, yani aslında işaret ettiği üçüncü şey de o. Yani hani mark of the mental dediği tarafı, yani psikoloji hani bu fiziğin bize veremediği mark of the mental tarafına baksın dediği zaman kullandığı şey. Bu bağlamda yani özellikle Anglo-Sakson gelenekte hani niyetsellik daha çok şey tartışması. İnsanın zihinsel hallerini ben naturalize edebilir miyim tartışması. Ahlaki bağlamda bunun yansıması olduğunu gördüğüm için ben çok hani demin zihnim bayağı bir orada şablonu kırıldı, ondan dolayı yani bu onun ahlaktaki uygulamasıdır niyetsellik. Yani mesela ahlak epistemoloji, mesela temeldencilik epistemolojinin konusudur ama ahlak epistemolojisi yaparken ahlak da bu yakalayabilirsin. Şimdi orada genel olarak mental state'lerden, zihinsel ifadelerden konuşuyoruz. Onların niyetselliğinden söz ediyoruz. Ahlaka geldiğimizde ahlaki yargıların niyetselliğinden söz ediyoruz. Evet, yani o zaman başta söylemiş şey sanki hala geçerli gibi. Niyetten bir fark olmak zorunda değil. Temellendirme bağlamında nasıl ikna olmuyor? Yani o bağlamda gerek var yani. Ama diğer açıdan
içerik olarak aslında niyetselliği bir ciheti sadece üçte biri, yani Bentham sunuyorsan üçte birinin dar anlamıyla kullanıldığı, uygulamayı, ahlak uygulama olduğunu görüyoruz. Yok, burada ne Brentano okuyuşu, ne şu okuyuşu, bu okuyuşu yapmıyoruz. Yani genel olarak ahlakta niyet ve niyetsellik genel eylem kuramı içerisinde nerede olabilir? Onu ana çerçeveyle göstermeye çalıştık. Ya da şu okuyuş, bu okuyuş anlamında değil. Yani belki sizi çağırtan odur. Bilmiyorum. Hocam ben iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, bu Kant'ta çatışma durumunun sonucu olmamalı prensibi ile genel bir doğa yasası gibi olmalı. Hani ahlaki şey için. Yani ikisi arasında bir çelişki var mı acaba? Yani bu çatışma durumu olmamalı meselesi özellikle yeni Platoncu erdem anlayışına tam karşı bir şey. Tam karşı bir şey yani. Çatışma durumu olmalı prensip. Olmalı. Olmalı prensip. Tam karşı bir şey. Çünkü çatışma durumunun ortadan kalktığı esnada, yani hatta bu erdemlerle ilgili çevirmenlik yapıldığında Arapçaya akıl ile duyular arasındaki uyuşmayı, yani çatışmasızlığı tam ifade etmek için hocam erken dönemde itidal yerine ittifak kelimesi kullanılmış. İttifak tam olarak befaka kökünden geliyor. Tam bir örtüşme hali demek. Yani tam bir örtüşme halini dikkate alan bir kuramdan birisinin diğerini zorlaması anlamında değil yalnız bu örtüşme. Yani doğal olarak birinin diğerine tam olarak uyması demek. Çatışmanın tamamen kaldırılması demek. Erdem tam olarak orada ortaya çıkıyor diye düşünülüyor. Kant'ın bu söylediği buna epeyce zıt bir şey. Fakat bunun genel bir doğa yasası, yani gibisini kaldıralım. Yani adeta ahlaki bir yasa olsun. Bu yani çatışmanın olduğu durum, olmadığı durum, özür diliyorum. Ahlakı niçin bozuyor olsun? Birinci soru bu. Yani niçin bozsun ki ahlakı? Yani hani çatışma olmadan da insan bir şeye niyet edebilir, ödev gereği onu yerine getirebilir. Hatta biz insan doğasıyla ilgili gözlemlerimizden hareketle biliyoruz ki insan bir şeye yapa yapa ona alışkanlık kazanır. Bilinçli olarak yaptığında bile duyguları yahut arzu gücü buna karşı bir direnç göstermez. Yani bilincini koruduğu, ödev şuurunu koruduğu halde direnç göstermez. Bu bir hocam. İkinci mesele de şu, bu sanırım Mill'den aktarırken geçti o. Eylemlerin kendinde, eylemlerin iyi olmasıyla ilgili. Ben tabii notu eksik almışım. İyi eylemleri mi kastediyor diye soru sormuşum. Şimdi bir davranışın iyi olmasıyla ilgili bir ayrım yaptı ya Mill. Evet. Bakayım bir daha. Siz bu niyetten bağımsız olmaz dediniz ya bir yerde. Motivi hiç dikkate almıyor. Almıyor evet. Almıyor. Motivi, evet. Zannediyorum orada şöyle bir şey kastediyor olabilir mi diye onu soracaktım. Hı. Şimdi biz aslında belirli davranışların iyiliğini kötülüğünü tartışırken davranışın iyiliği ile birey için iyi olmasını daima ayrıştırıyoruz. Dikkat edin. Mesela cömertliğin iyi olduğunu konuşuyoruz. Benim yaptığım cömertliğin riya barındırması, tahakküm amaçlaması falan filan, yani benim için iyi olmasıyla cömertliğin bir hareket olarak iyi olması birbirine farklı şeyler. Cömertliğin bir hareket olarak iyi olmasını, bakın Aristoteles'li düşüncede bunu insanın kendi içinde gayesine ulaştıran bir erdem olarak tanımlayabiliriz. Tamamen benim niyetimden bağımsız. Eşari düşüncede ilahi emirle bağdaştırabiliriz. Yani bakın benim için iyi olmasından tamamen bağımsız. Acaba onu mu kastediyor diye onu soracaktım. Yani hareket hiçbir motif dikkate alınmadan, niyet dikkate alınmadan ahlakçılar iyiliğini kötülüğünü tartışıyor diyor ya. Vaka ahlakçılar gerçekten bunu da yapıyorlar. Mesela erdemler sıralaması yapıyorlar. Bireyin niyetini dikkate almaksızın. Ha, dikkate aldıkları yerler var. Ne zaman dikkate alınıyor bu? Fiil formel olarak tamamen aynı kaldığı halde, biçimini tamamen aynı koruduğu halde duygunun yahut niyetin fiilin anlamını değiştirdiği durumlarda dikkat alıyorlar. Yani aynı eylem birisi için ibadet, diğeri için şirk olabilir sözlerinde olduğu gibi.
Yani ona belki Aristoteles ne de o bize göre orta yol der yani. Evet. Aristoteles. Yani Mill de acaba bunu mu dikkat alıyor diyorum. Yani niyetler olmaksızın davranışların tanımlarını. Şey ayrımı da yok. Senin yapmaya çalıştığın ayrım işte kural faydacılığı, eylem faydacılığı ayrımı Mill'in kendisinde de yok yani. Ha yok o. Daha sonraki 1940'lardan sonra ortaya çıkan bir ayrımdır. Birinci soruna gelirsen bu zaten modern ahlakta Kant'a yönelik eleştiridir ya. Erdem ahlakını... Bu soruya bir soru ekleyebilir miyim? Benim de aklıma şöyle bir soru geldi. Kant'ta insan doğası kötü mü ki çatışma üzerinden? Yani bilmediğim için soruyorum. Kant insan doğasına yaklaşımı ne yani? Hani şöyle, insan doğası kötüdür derseniz eğer, yani eğer öyle bir ön savunuz varsa, üzerine tabii ki çatışmayı koyacaksınız ki o kötülüğü bastırsın, iyi olsun. Bu makul bir şey. Ama bilmediğim için soruyorum. Yani. Kötülükten değil herhalde de, yani eylemi daha halis kılıyor. Yani şey, ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi o eğri bir odundur diyor mesela. Yani. Öyle bir şey, yani bir şekilde çıkarılabilme ihtimali var. Yalnız şunu da göz önüne almak gerekiyor. Çatışmasızlık durumunu negatif durum, ahlaki değer açısından negatif duruma getirmiyor. Mesela Sosa Keşko çizdiği şey, sürekli çizdiği şey çizseydi buraya. Şimdi ahlaki değeri olmayan ya da bizim erdemsizlik ya da ahlaki değer olarak kötü diye atfettiğimiz şeyleri Kant'ın pratik aklımız eleştirisini okuduğumuzda da o bakkal yani ahlak metafizm temellendirmesi bakkal örneklerini okuduğunuzda çatışmasızlık durumunun olmadığı duruma baktığınızda ona Kant nötr diyor. Yani buna ahlaki olarak kötü değil ama ahlaki olarak da değerli değil. Yani ahlaki değer atfedilmediği durum. Güzel. Ahlaki değeri nerede atfederim sorusu çıktığı zaman Kant işte çatışmasızlık durumu, çatışma durumuna yeniliyorsanız ahlaki yani işte hocam, şu fiyata satmanız evet. Gerekirken satmıyorsanız, kandırıyorsanız ödeve aykırı davranmış oluyorsunuz. Duygularınızdan dolayı aykırı davranmış oluyorsunuz. Orada zaten negatif değer var. Hocam bu şık bir imza. İşin doğrusu. Estetik değeri güzel. Fakat ben Kant'ın şeyi açısından söylüyorum. Fakat hala şu soruyu koruyor. Yani ben de aslında kötü olduğunu dikkate alarak düşünmemiştim işin doğrusu. Yani üstünlük nereden ortaya çıkıyor? Yani niye çatışmasızlık hali çatışmalı halden daha aşağı bir ahlaki değere yahut nötr bir değere sahip olsun? Birincisi belki şunudur. O işte onu alışkanlık gibi görüyor. Bir şeyi bu. Ama şey gibi geliyor hocam, pardon kesiyorum ya. Ama gerçekten insan doğası. Yani. İnsan doğası. Tabii, bence en makul bir temel o açıdan yaklaşırsa çünkü bir anlaşılma hali. O nihai bir cevap olabilir, evet. Hele de eğer... Yani insan doğasının hiç düzelmeyeceğini mi düşünüyor? Hayır, düzelmeyeceğini... Mehmet Hocam, yani kötü mü görüyor? Yani şöyle bir şey, yani soru noktası, bana soru doğru da cevap aranan yer, ben olsun. Aydınlama perspektifinden baktığımda bir şekilde benim içerisinde akılla desteklenmek, ben çıkarmak istiyorsam bu çatışma halini devamlı tutmak durumundayım. Ama burada bu şey değil. Yani mesela huzuru arayacaksın sen hocam, orta çağdaki şeyle, sükunetle. Evet. Yerleyeceksin. Ama Kant'ın aradığı bu değil. Kant ısrarla o döneme bir ben vurgusunu yapmak için üstesinden gelebileceği bir alt insan doğası çıkartmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tansiyon, Kant'ın kendi içinde aklı bir şekilde daha fonksiyonel, daha belirgin bir içinde sunmasına imkan tanıyor. Bu vurgu metinlerde bakarsak bayağı bir şey, yarar bir şey. Aydınlamaydır yazısında zaten böyle destek almış bir aklı etrafa yayma cüretine sahip oluyor. Aynı şeyi sabahın eleştirisinde yapmıyor mu? Yani aklın yapısını teşhir ediyor, anatomisini çıkarıyor. Tam da bunu yapmaya girişte aklı mahkemeye çıkaran akıl şeklinde sunuyor bize. Evet. Yani bu yapı önemli. Şimdi Kant devamlı olarak mesela Sokrates'in hiçbir şeyi bilmeyelimdir diye kendini hale sokan bir akıl. Bir şey biliyorsan o da hiçbir şey bilmediğindir diye. Bir akıl eleştirisinden, ben eleştirisinden değilse aklı daha üst bir konuma sokma
eleştirmesine rağmen gücünü bulmuş. Ama hocam peki... Ben eğilip yoldum derken şunu şey yapmaya çalışıyorum. Belki hocam hep benim bu meta şeyi güzel oldu, hoşuma da gitti. Yani eleştiren negatif yönde vurguladığından rahatsız olabilir. Benim ortaya koymaya çalıştığım Kant'ın bir şekilde bu ben anlayışını üstakı savunup çıkarmaya. Bunun için insan doğası da aslında yani dinlen bir şey, Hristiyanlıkta bu böyledir. Ama buradan bana yönelik bir şey çıkarmaya çalışıyor Kant'a. Yani kavganın nedeni, senaryonun nedeni var. Aklın otonomluğunu vurgulamak yapmış. Ama işte, teorik akıl da mahkeme aklın kendisi. Ama pratik akılda bu Aristotelesçi belki yansımanın da Kant'taki noktası bu. Dedi ki ahlakta psikolojinin rolü hem Aristoteles'te vardı hem de Kant'ta rolü vardı. O arzuları, duyguları unutamazsınız. İşte pratik aklında kendi saflığını ya da kendi testini geçtiği yer, o heteronomos alandan kurtulduğu yer, kendi mahkemesini duygulara karşı vermesi, işte o çatışkıyı yaşaması. Teorik akılda aklın üstüne akıl mahkemeyi kuruyor. Ama pratik akılda... Bu çatışma enteresan bir şekilde İslam ahlak literatüründe de var. Fakat Kant'ın niyetinin tam tersine, hocam senin tabirinle, Kant'ın niyetinin tam tersine yapılıyor. Uzlaşma, yani tam bir çatışmasızlık hali daha üstün kabul edildiği için böyle bir hal mümkün müdür tartışması yapılır. Hocam Aristo'da da öyle evet, zaten. Evet, evet. Hatta, evet. Doğru doğru orada da öyle. Hatta, farkı orada. Şimdi modern eleştirilerde bunu soruyorlar. Evet. Feminist etikte soruyorlar. Ya akıl, duygu, birlikteliği niye güzel bir şey olmasın ki? Evet. Ya niye güzel, niye? Buna işte Kant eleştirilerinde modern ahlak kuramlarının şizofrenisi diyor yani. Kant'a bu şizofreni var. Yani aklın bunu yap diyor sana. Duygun başka bir şey diyor. Kavgadan gücünü alan bir akıl gibi tasarlanıyor. Evet yani. Bu bir... Bu bir he? Yani o şeysi de var. Ama o zaman peki şu, yani insan doğasını bu kadar kötü gören bir adama sen buradan nasıl ahlak çıkarıyorsun diye sormazlar mı? Ya şimdi insanın doğası derken kastettiği duyguların... Ha, duysal, deneysel alanda olan ne varsa o evet. Yani ha, saflığı tamam, bozan şey. Tamam. Bu burası evet. Böyle akılla. Şimdi aynen ha, akılla cedelleşecek. Tabii. Burada evet. Artı bu güzel söyle şöyle bir cevap vermek istiyorum. Aslında bu ilerlemecilik yaklaşımları yok mu hocam? Yani başlangıçta olan ilerlemecilik modernliğin yaklaşımında geliştirilmesi gerekendir. Dolayısıyla aslında insan doğası aklın kendini geliştireceği bir laboratuvar alanıydı. O insan doğasını terbiye ederek, geliştirerek akıl kendisini 17. 18. yüzyıldaki o tarihsel süreçte işte nihayeti hali budur. Aydınlanmıştır formuna sokabiliyor. Yani tarihsel perspektifte de bakış açısı da var. Evet. O buyurun. Ya benim ne önemi var? Sen soru söyle. Yok, sizin söylediğinizle ilgili yine. Hocam bu İslam düşüncesinde dediniz. Bu çatışmayı iradenin vurgulanması açısından çatışmasızlıktan daha değerli olarak düşünemezsiniz. İslam düşüncesinde yani şöyle değişik alanlarla bakabiliriz. Mesela tasavvufta tasavvufi ahlak düşüncesinde sonucun kendisi önemli. Mesela biz şimdi bir adamın öyküsünü yazarız. Ömrü boyunca bir şeyin arayışında düşmüş. Çok saygıdeğerdir değil mi? Mesela diyelim ki ulvi bir şeyin arayışına girdi adam. Uğraştı, didindi, çabaladı, olmadı. Bizim için mesela film çekecek olsak çok kıymetlidir bu. Romanını yazacak olsak çok kıymetlidir. Ama din, tasavvufun anladığı ya da ortaya koyduğu manada din buna bakmıyor ya. Ve tasavvuf sonuçta bu adam nereye geldi ona bakıyor mesela. Ama insan dediğimiz şey aslında tam da o irade yani diğer varlıklardan ayıran özellik olarak hani iradesini vurguladığımız bir varlık türü ya. Ya ama amaçlanan bu çatışmanın olduğu insan değil. Amaçlanan çatışmanın Tanrı lehine kayboldu yani ilahi olan lehine kaybolan bir insan tipi. Bir şey daha var belki o soru ona yardımcı olabilir. Şimdi biz burada çatışmayı duygular ve akıl çatışması olarak okuyoruz. Bir de hep ödevden dolayı, yani işte o deontolojik etiği, deontolojik etik yapan şey. Yani sizin ne dediniz biraz önce? Unuttum. Yani ödevden dolayı
mesela bir tek saygı duygusuna izin verir Kant. Başka hiçbir duyguya izin vermez. Saygı duygusu da bizim bildiğimiz anlamda duygu değildir. Ödevden dolayı yapmak aslında saygı duygusundan dolayı, yasaya saygı duygusundan dolayı yapmaktır. Yani çatışma aynı zamanda şunun içinde olması gerekiyor. İnsan için ahlaki alanda yasa var. Yasaya saygı duygusundan dolayı duyguyu öbür tarafa bırakıp yasadan dolayı, yani o hem ödev kavramının sürdürülmesi hem yasaya saygı duygusunun sürdürülmesi açısından çatışma durumu olması gerekiyor. Çatışmasızlık duygusu yasayı hatırlatmaz, ödevi de hatırlatmaz. Yani ödevden dolayı yapıp yapmadığınız önemli olmaz. Vazifeden dolayı ya da siz ne demiştiniz? Teklif mi demiştiniz? Evet. Tekliften dolayı yapılıp yapılmadığını çatışmasızlık durumu hatırlatmaz. Çatışma durumu tekliften mi yapıyorum, yapmıyor mu kanıtlar. Evet, yani bu biraz hocam affedersin. Mehmet Hoca'nın söylediğiyle biraz paralel. Yani o benlik şuurunu sürekli ayık tutmak, ayakta tutmak. Hatta Sufilerin böyle cümleleri vardır. Nihayette bidayeti özleyen cümleler. İmam Rabbani mektubatından hatırlıyorum. Ya insan diyor başlangıçta böyle bunları yaparken çok büyük haz duyarak yapıyor diyor. Koşturuyor. Sonra diyor süreci tamamladığı zaman diyor bunlar mesafesizlik soğuk bir şey ya. Yani buz gibi bir şeydir o nedenle akıl. Mesafesiz olduğu için ulaşılma yani bir şeye ulaşmak için artık mesafe kalmadığından haz da o nispette azalıyor. Fakat bu bir tür haz özlemi şey değil yani. Olması gereken bir durumun özlemi değil. Bizim İslam düşünce geleneği açısından baktığımızda. Tersine bir şey yani. Hocam tam söylediğiniz tarz Aristo'da var. Yani İslam diye şeyleri var olanı söylediğiniz. Ya Aristo Müslümandır zaten. Yani o mutlu insanı, mutluluğu ararken şimdi en üst erdemdir ya, kendisi için, bizatihi kendisi için istenilen şey, iyinin ve ötesindeki erdem mutluluktur. Şimdi mutluluğu anlatırken şöyle bir şeyden bahseder. Eğer ki diyelim bir erdemden dolayı değil, bir yarışma oldu. Yarışma sonucu yarışanlar arasında işte sizin kardeşiniz var. Kardeşinizin de işte bir başarısı var. Ama bir de tanımadığınız birisi var. Tanımadığınız birisi kardeşinizden daha iyi yaptı. Siz şimdi bir hakem olarak erdemli davranmak için en iyiyi seçtiniz değil mi? Bunu seçtiğiniz zaman eğer içinizde tüf ya kardeşimi de seçemedim gibi bir burkuntu oluyorsa sizi erdemli bulmuyor. Tabii tabii. Hatta öyle mevcut. Yani tam tersi işte bu Kant'takinin değil mi hocam? Erdem ahlakında da tam tersi bir şey oluyor. Yani çatışma olduğu zaman yani içinizde doğruyu yaptınız, eylem olarak doğruyu yaptınız. Tam da çatışkıdan da çatışma oldu ama bir çatışma sonucunda siz doğru eylem sayılacak bir şey seçtiniz ama içinizde burkuntu oldu, duygusal bir burkuntu oldu. Aristo diyor ki o zaman sen kamil insan değilsin, evet. Yani işte erdemli insan değilsin. Tabii ya meşhur bir mentübe vardır. Kimin diyor Hacı Bayram? Bağdat'ta dükkanlar yanıyor. Diyorlar ki senin dükkanın yanmadı. Oh diyor. Tamam seviniyor. 40 yıl buna tövbe ettim diyor. Cüneyt Bağdat değil mi? 40 yıl buna tövbemle geçti diyor. Tövbe etmekle geçti diyor. Yani kendi adına sevinmek. Halbuki yani diğerler adına da seviniyor. Yani onlar adına da çok seviniyor da. Yani kendi adına orada bir sevinci karıştırmaya üzülüyor. Neyse hocam bu mesele uzun bir mesele ama şey tebarüz etti yani. Hani Kant'ın maksadı en azından tebarüz etti. Arkadaşlar biz süremizi açtık biraz. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Biz güzel bir evet. Çalıştay oldu. Yani gerçekten böyle tematik konular önemli. Evet. Etaflıca düşünülüyor. Belki daha ileriki şeylerde işte biraz daha problem temelli. Şu problemde niyet nasıl evet. Farklılaşır bu gibi konuları belki düşünmek gerekir. Ama çok güzel bir hizmete girdiniz. Evet. Gerçekten teşekkür ediyorum. Hocam ben öncelikle katılan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerek konuşmacı gerek dinleyici seviyesinde. Ve özetleyici bir konuşma yapayım. Artık oturumu kapatalım diye düşünüyorum. Yani kapanış oturumu olsun. Şimdiye kadar aldığım notlardan da bir değerleme oluşturayım. Öncelikle tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hani ciddi bir
emek istiyor bu türlü toplantılar. Değişik alanlarda aslında enteresan sorunlar oldu. Fıkıhla başladık önce. Dün yoktu bazı arkadaşlar. Fıkıhla başladık. Fakihler tahmin ettiğimizin çok ötesinde konuyla ilgili derin tartışmalar yapmışlar. Aslında diğer alanlarda böyle şeyler yok ama fakihler müstakil kitaplar yazmışlar. Evet, yani fakihlerin niyet konusunda işte Karafi'nin kitabı Niyet isimli bir eser var ortada. Daha sonra Osmanlı döneminde niyetle ilgili müstakil eserler kaleme alınmış. Bunların kısa olduğunu düşünmeyin. Diyelim ki bazıları 5 sayfalık, 10 sayfalık, 20 sayfalık, bazıları 150 sayfalık eser. Sadece niyet konusuna tahsis edilmiş çalışmalar yapılmış. Aslında biz tamamında benzer soruyu sorduk. Yani hepsinde amele bir, yani bir davranışa değerini katan nedir sorusunu sorduk. Fıkıhla ilgili şeylerde, yani bütün sunumlarda ortaklaşa bir şey ortaya çıktı. Niyetin bilişsel süreçteki konumu. Bütün yani şeylerde, sunumlarda bu ortaya çıktı. Bilhassa dünkü sunumlarda ortaya çıkıp öğlene kadarki oturumlarda daha da pekişen şey, niyetin iradenin bir yönü ya da bir parçası olduğu, genel anlamda o ortaya çıktı. Ama fakihler konusu, daha özel alanlara inecek olursa, fakihlerde adet ile Kant'ın şimdiki görüşüne benzer bir, yani görüşüyle ilgili olarak yaptığımız tartışmaya benzer bir tartışma ortaya çıktı fakihlerde. Hocam namazda, yani bazı ibadetlerde niyet farzdır dediniz ya, dün onunla ilgili bahis geçti. Bazı ibadetlerde niyet farz değil diyor fakihler. Bazı ibadet, yani niyetin farz olduğu ibadetler deki, yani bu ayrıştırmadaki ölçü adetle, bir şeyin adet olmasıyla adet olmaması arasındaki ayrım. Yani fakihler adet olan fiillerle, alışkanlık olan, insanların süre giden eylemleri olan fiillerle ibadet olabilecek fiiller arasında çok hassas ayrımlar yapmışlar. Dolayısıyla eylemin ahlaki karakterini belirleyen bir unsur olarak niyet ile eylemin dini karakterini belirleyen bir unsur olarak niyeti ciddi olarak ayrıştırmak istemişler. Çünkü biraz önce söylediniz ya, davranışlara çeşitli açılardan sıfatlar verilebilir diye. Aynı niyeti de böyle muamele etmişler. Niyet kimi davranışlara ahlakilik karakteri veriyor. Yani niyet davranışlarda, niyetin böyle bir fonksiyonu var fakihlere göre. Ama bir kısım davranışlarda niyet daha özelleşiyor ve aynı zamanda dinilik karakteri de veriyor. Bunu nasıl ayırabiliriz diye bu konuda hassas bir şekilde durmuşlar. Yani niyetin bir irade türü olmasının yanında aynı zamanda böyle bir şey de ortaya çıktı. İbadetleri birbirinden ayırmak için de kullanmışlar bunu. Mesela abdestte niyetin farz olmamasının sebebi buymuş. Adet olarak yapılan fiillere niyet edilmez diyor Hanefiler. Abdesti de sadece bir temizlik olarak görüyorlar ve abdeste niyetin şart olmadığını düşünüyorlar. Ama adet olmayarak yapılan fiillerde niyet gerekir. Namaz bir adet değildir diyorlar. Bu nedenle niyet etmek icap eder. Her defasında yenilenmesi, Kant'ın söylediği anlamda bu bilincin sürekli taze tutulması gerekir diyorlar. Abdeste niyetin şart olduğunu i̇şte söyleyen... Yani en üst farkındalık, bilişselliğe ulaşmak için var. Evet. Tabii sürekli onu din için tutmak istiyorlar hocam. Bu bilinç, yani niyet iradenin bir türü olarak görüldüğü için özellikle fıkıh geleneğinde, buna Kerem geleneğinin bir özellikle mütekaddimi dönemini de dahil edebiliriz. Niyetin taşıyıcı organı olarak kalbi kabul ediyorlar. Kalp, mahalli kalptir diyorlar. O idrak eden organın kalp olduğu iddiasıyla bağlantılı bir şekilde. Mehmet Erdoğan Hoca'nın sunumu bilhassa Şatibi merkeze alınarak yapılmıştı. Mehmet Erdoğan Hoca'nın sunumundan ben şöyle bir sonuç çıkarmışım. Fiile niyet iki türlü girebilir. Birincisi fiilin formunu tamamlayan, dolayısıyla tanımlayıcı bir unsur olarak, orada onu tartışmıştık hatırlıyorsanız. Sunumlarda bu cümleler hiç geçmedi onlarda da, benim çıkardığım sonuç bu. Yani fiili tanımlayan bir unsur olarak niyetin girmesiyle, fiilin itaat oluşunu tanımlayan bir unsur olarak niyetin girmesi birbirinden tefrik edilmiş. Yani bazı fiillerde, mesela namazda niyet fiilin formunu tamamlıyor. Bu olmadan namaz olmuyor. Bazılarında ise böylesine bir parça değil.
Mesela abdestte niyetin olması abdestin sevap değerini artırıyor. Yani fiilin itaat olma keyfiyetini değiştiriyor. Dinilik değerini değiştiriyor. En çok dikkat çeken şey bu oldu. Bilhassa ikinci durumda yani dinin fiilin taat oluşunu, itaat oluşunu tanımlayan bir unsur olarak girdiği durumda niyet hem tanımlayıcı hem de düzenleyici. Ben onlara tasdik ettirdim bu söylediğimi. Arkadaşlarla dün uzun uzun onu konuştuk. O yüzden hocanın oturumunda. Yani anlattıklarından çıkan netice bu oldu. Bazı yerlerde fiil tanımlayıcı olmuş, niyet tanımlayıcı olmuş bazı fiillerde. Bazı fiillerde ise sadece tanımlama değil, aynı zamanda düzenleme işlevi görmüş. Nedim Hoca'nın sunumunda, yani tasavvufla ilgili sunumun ilkinde, ikincisini Hacı Bayram Hoca yaptı. Niyetle ilgili enteresan bir sunum yaptı Nedim Hoca. Bir, bunların ilişkili olduğu tesebbüt, nazar, havatır gibi tasavvuf literatüründe kullanılan kelimeler de bu meseleyi ele aldı. Fakat sunumun gösterdiği en önemli boyut, daha sonra Muhammed Bey'in sunumunda da ortaya çıktı. Niyetin iradenin bir parçası olarak süreç içerisinde ihlas ve vera dediğimiz şeye dönüştüğü. Yani ihlas dediğimiz şey aslında bir saflaşmış niyet olarak ortaya çıkıyor. Niyet bu kadar belirleyici dini fiiller. Orada ben çok not almışım da yani uzatmak istemiyorum meseleyi. Yani haciz, varit, hem davranmak, yönelmek anlamında akt, ısrar, azim, kasıt bunların tamamı aynı skala üzerinde bulunan farklı farklı kesitleri ifade eden ve niyetin yanına yazmamız gereken kavramlar. Yani sadece bu kavramlar arasında niyetin yerini belirlemek bile çok esaslı bir mesele olarak ortaya çıktı. Ve gösterdi ki niyet konusunda sufiler erken dönemde Gazali'ye kadar süreci belirli bir takım aşamalardan geçen periyodik bir süreç olarak okumak mümkün olduğu gibi en sondaki tanımın en başta da zikredildiği kaotik bir süreç olarak okumak da mümkün. Yani mesela diyelim ki Tirmizi sonuçta niyetin hiç hesaba katılmayacağını ve amelin tamamen sonuca bakılarak değerlendirileceğini söylüyor. Muhasibi ise niyeti kalbin ısrarı olarak görüyor. Muhammed Hoca'nın sunumunda Gazali'nin vardığı nokta mesela Tirmizi'nin, yani amel sonuçta neymiş temelde? Doğruluk ve yanlışlıkta kriter daha Aristotelesci bir ibreye kaymış. Amelin ne olduğu değeri konusunda yani kendisine bakarız. Ama erken dönemde niyetin, amelin doğruluğu, yanlışlığı konusunda şey üzerine ısrar edilmiş. Etkisi üzerine ısrar edilmiş. Gazali sunumunda Muhammed Bey aslında Gazali'de hem niyetin bilişsel süreçteki konumuna değindi, hem de Gazali'nin ahlaki bir fiilin değerlendirilmesinde netice itibariyle niyeti de ikincileştiren, değil mi? Yanlış mı şey yapıyorum? Niyeti de ikincileştiren ve davranış her neyse, kişiyi neye götürüyorsa ona göre doğruluk ve yanlışlığının dikkate alındığı bir noktaya vardı. Fakat sunum bilişsel, yani insanın bir eylemi gerçekleştirme sürecinde niyetin konumunu tayin etmek bakımından ve Gazali'nin İbn-i Sina'cı gelenekle ilişkisini göstermek bakımından önemliydi. Razi'den önce dedim ya hocam, Muhammed'in sunumunda o Gazali'de şey göründü. Yani dini ahlak literatüründe, dini düşünce literatüründe Gazali'nin etkisi daha bariz bir şekilde ortaya çıktı. Yunus Hoca'nın sunumu bir tür soy kütüğü, eşari gelenekte soy kütüğü ortaya koyma şeklinde sunuldu, yani gerçekleşti. Yunus'u da aynı şekilde vehim, zan, şehvet, öfke, irade, kudret gibi kavramlar ekseninde niyetin konumunu belirlemeye çalıştı. Yunus Hoca'nın sunumunda en önemli, benim dikkatimi çeken önemli husus aynı düşüncenin farklı araçlarla ifadesinin farklı sonuçlara ulaştırabileceği, düşünceyi farklı yönlere açabileceği, farklı sonuçlara ulaştırabileceği iddiasıyla bu eylem teorisinin ele alınması gerektiğiydi ve Razi'nin bilhassa eşari ilkeyi, eşari kabulleri İbn-i Sinacı terminolojiyle, araçlarla ele almasının ortaya çıkardığı sonuçlara değindi. Yunus Hoca'nın sunumunda dikkate değer cümleler
vardı. Yani mesela idrak iradenin kendisidir dedi Razi. Her türlü idrak bir şeyden bir şeydir deyip idrakin yönelimselliğine dikkat çektim. Ve önemli hususlardan bir tanesi Razi'de soyutlama eleştirisiydi. Razi bunu çeşitli metinlerde yapıyor, Metalibül Ali'de yapıyor, Şerh-i Şarat'ta yapıyor, değişik metinlerde yapıyor. Fakat bunun şeyi şuydu, yani yönelimsel olduğundan dolayı tecerrüt, yani tam bir soyutlanma imkansızdır. Tam da bu yönelimsellik, yani her türlü idrakin bir tür A'dan B'ye bir hareket olması, yönelimsellik içeriği insanın gerçek anlamda soyutlanmasını, ne ruhun tecerrüdü anlamda yani olgusal bir soyutlama, ne de zihindeki kavramın dıştan tam anlamıyla koparılması anlamda hakiki bir soyutlamayı kabul etmedi. Bu aynı zamanda yani niyet konusuna uyarlandığında dikkate değer sonuçlar çıkarılabilir. Yani niyetin soyutlanmayla ilişkisi, saflaştırılması bağlamında tartışıldığında hocam tebliğ yazgıya daha ayrıntılı dökerken bu tartışılabilir gözüküyor. Yani soyutlamanın mümkün olmaması niyetin saflaştırılması konusuna nasıl etki ediyor sorusunu sorabiliriz. Hacı Bayram'ın sunumunda İbn Arabi hem daha önceki dönem sufilerin söylediğiyle oldukça bağlantılı şeyler söyledi, hem de niyet eylemin ruhudur şeyinden hareketle, yani ben böyle bir takım cümleler çıkardım. Niyet eylemin ruhudur. Kelimenin anlamı neyse amel için niyet odur. Fakat Hacı Bayram bunu gerçi bu şekilde ifade etmedi ama bence Hacı Bayram'ın yani İbn Arabi ile ilgili Hacı Bayram'ın sunumundan çıkan önemli şey şuydu. Niyet eylemin birliğini sağlayan şeydir. Yani eylemin birliğini sağlaması aynı zamanda niyetin kişiyi İbn Arabi düşüncesinin hassasiyetiyle söyleyecek olursak marifetullah'a veyahut da kendini bilmeye, yani kendini bilmeye götüren asli bir unsur olarak karşımıza çıkması. Ben sunumda gaye kavramı ekseninde, yani gaye kavramı ile niyet kavramının nasıl birbirinin yerine kullanılamayacağını söyledim. Sümeyye Hanım aslında Molla Sadra düşüncesinde niyetin esaslı bir yeri olmadığını gösterdi. Yani yönelimselliğin olması, niyetin de olmasını göstermiyor. Bunu anladık. Değil mi Sümeyye? Yani yönelimsel iltifat kavramı var. Kilit bir kavram ama bizim konuştuğumuz anlamda fiile değer katan, fiili tanımlayan, fiili kurucu, fiil için kurucu olan anlamında niyet tartışmasının Molla Sadra'da en azından Sümeyye Hanım'ın incelediği kaynaklar doğrultusunda, ki o ben daha öncesinde de görüştüm, olabilecek bütün muhtemel yerlere baktı yanlış hatırlamıyorsam, böyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. Yani ben daha farklı neticeler çıkabilir diye bekliyordum Molla Sadra'dan. Yani İbn Arabi geleneğiyle irtibatı bu konuda farklı bir İbn Arabi metinlerine ilişkin bazı yorumlar içerebilir diye düşünüyordum. İltifat kavramı niyeti gölgelemiş gözüküyor Molla Sadra'da. Yöneliş, yönelimsellik yani niyeti gölgelemiş. Mehmet Hoca Kant'ın niyetini anlattı bize. Yani Kant'ın bizim tartıştığımız bu anlamda eyleme değer katan niyet meselesinden ziyade Kant'ta bu ayrımların esas itibariyle genel olarak kıta düşüncesi ya da Avrupa tarihi, Batı düşüncesi tarihi bağlamında nereye oturduğunu söz etti. En son konuşması zaten onun yaptığı katkının da aynı zamanda bir özetiydi. En son oturumumuz Sedat Bey ve Aslı Hanım'ın sunumu bize, şimdi bunu dinlediniz ya, ben bunu tekrar niye özetleyeyim yani? niyet konusunun farklı ahlak teorilerindeki nasıl ele alındığını gösterdi. Yani enteresan bir şekilde niyetselliğin de, niyetliliğin de şeye bir, yani niyet konusuyla birlikte ele alındığında nasıl bir tatbike sahip olabileceğini de gördük. Evet, yani onlara ben hani şimdi konuştuğumuz için girmek istemedim. Hepsini not aldım ben. 10 madde not aldım ama tekrar tek tek onları saymaya gerek yok. Şimdi oturum tamamlandı. Neyse, genel olarak niyet konusuyla ilgili benim zihnimde şöyle bir aydınlanma oldu. irade ile niyet arasındaki ilişkiyi kavradık. Yani irade ile niyet arasında çok önemli bir ilişki varmış. Dahası
irade kavramının genelliği bütün bilişsel süreçlerdeki durumları ifade edecek şekilde genel kullanımı bu çalıştayla ortaya çıktı. Yani çalıştayın neticesi bende şu oldu. Bundan sonra niyetle ilgili bir araştırma yaptığımda ilişkili olduğu kavramlar öbeği ve önemli ölçüde bunun bilinçle ilgili, yani insani bilinçle ilgili bir hadise olduğu tam olarak tebayyün etti benim zihnimde. Umarım hepimiz için faydalı olmuştur. Katıldığınız için, dinlediğiniz için, katkı verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir bağlamda, başka bir kavramın tartışılmasında yine birlikte oluruz. Teşekkür ediyorum.